Evet, şimdi SQLite'ın kurulum öncesinde ayarlamalara geçelim. Aslında SQLite'ın kurulumu yok. Kurulum yerine dosyaları indireceğiz. Bunun içerisinde birkaç tane exe dosyası olacak. Çalıştırılabilir uygulama ve bunları belirlediğimiz bir dizine çıkartarak, RAR dosyasından çıkartarak kullanacağız. Bu kadar. Şu an kurulum öncesi operasyonlarda sadece bunu yapacağız. Bunun için ben size şurada daha önceden açtığımız web siteyi göstereyim. Yapacağımız gayet basit aslında. Burada daha önceden incelediğimiz Windows alanı var. Windows alanında 3 tane farklı dosya var. Bu dosyalardan bir tanesi Win32 sadece SQLite DLL'nin bulunduğu bir dosya. Sadece SQLite bulunuyor. Diğeri 64 mimarlar, bilgisayar mimarları için hazırlanmış olan versiyonu. Bunların ikisini de kullanabilirsiniz. Uygulama tarafında bunları kullanabilirsiniz. Ama geliştirme tarafında bazı araçlara da ihtiyacınız olacak. Yani işinizi kolaylaştıracak şeyler. Mesela bunlardan birisi CLI, Common Line Shell. Bizim SQLite veri tabanına sorgu yazmamızı sağlayan araç. Diğeri SQLDiff ve SQLite Analyzer. Bunları kullanmayacağız, Diff ve Analyzer'ı. Ama Command Line Shell'i, CLI'yı kullanacağız. Bu nedenle bunu sadece indirin. Bu 1.70 megabaytlık bir dosya. Diğerleri, dikkat ederseniz Win32 olan 472 kilobayt, Win64 ise 786 kilobaytlık dosya. Uygulama tarafında bunlar rahatlıkla kullanılabilir. Uygulama ile bunlara bağlanıp sorguları zaten uygulama üzerinden gönderebileceğiniz için Common CLI uygulamasına da ihtiyacınız olmayacak. Yani gerek yok diyelim uygulama tarafında. Ama bizim testlerimizde bilgisayar ortamında kullanırken bunlara ihtiyacımız olacak. Şimdi burada SQLite Tool'u indirin. Bu bir zip dosyası zaten. Sonra bunun içerisinde 3 tane farklı exe dosyası göreceksiniz. Ben size hazır olan klasörü göstereceğim şimdi. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Gayet basit. Bakın, bilgisayarınızın C dizinin içerisinde SQLite diye bir klasör oluşturun. Ondan sonra bu RAR dosyası içerisinden çıkardığınız 3 tane exe dosyasını da bunun içerisine atın. Bu kadar. Sizde DB alanı olmayacak, DB klasörü olmayacak. Bunu ben daha sonradan örnek uygulamalar için ekledim ki siz de böyle yapacaksınız daha sonradan. Bunu şimdiden de hazırlayabilirsiniz. Bunun içerisinde benim örnek veri tabanlarım var. Bakın bunlar da Chinook ve Sample DB diye iki tane farklı örnek Example DB. Ben size daha sonradan Chinook'un nasıl kullanılacağını da göstereceğim. Download linki falan da vereceğim bununla ilgili. Sample DB ise ben kendim oluşturdum database file'ını. Bunun içerisinde veri var. Chinook'ta örnek bir example database. Bu ise benim sıfırdan oluşturduğum bir veri tabanı. İkisini de kullanacağız.